Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 4. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık 3. videoyla yine birlikteyiz. 1. ve 2. videoyu da izlemeyi unutmayın. Ayrıca kanalımda tüm fen bilgisi ve matematik konularını izleyebilirsiniz. Hemen sorulara geçelim. Boşluk doldurma sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. İçinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde diyoruz arkadaşlar. Saf madde. O halde saf maddenin üzerini çizelim. Diğerlerini bulmamız da daha kolay olur. İnsanların ilk ışık kaynağı güneştir arkadaşlar. Hemen güneşin üzerini çizelim. Sıvı haldeki maddenin gaz hale geçmesi olayına arkadaşlar buharlaşma diyoruz. Buharlaşmanın üzerini çizelim. Aşırı ve gereksiz aydınlatma ışık kirliliğine sebep olur. Işık kirliliğine. Maddelerin şekil almış haline cisim denir arkadaşlar. Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir. Hacmini üzerine çizelim. Nokta nokta maddelerin belli bir şekilleri vardır. Arkadaşlar katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Katının üzerine çizelim. Güneş, yıldızlar, ateş böcekleri doğal ışık kaynağıdır arkadaşlar. Doğalın üzerine çizelim. Birden çok maddenin bir araya gelerek oluşturduğu yeni maddelere karışım diyoruz arkadaşlar. Karışımın üzerine çizelim. Mercimek ile unu, kum ile çakıl taşını ayırmada nokta nokta yönteminden yararlanır, eleme yönteminden yararlanır arkadaşlar. Doğru yanlış sorularıyla devam edelim. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına erime denir. Doğru arkadaşlar. Meşale, mum, yağ lambası günümüz aydınlanmasında yaygın şekillerde, günümüzde değil eskiden olacak arkadaşlar. İkinci ifademiz yanlış. Odun talaşı dolu bir kovanın içine çivileri ayırmak için mıknatısla ayırma metodu kullanılır. Doğru. Mıknatıs demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çektiği için mıknatısla ayırabiliriz. Maddeleri birbirinden ayırarak geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Doğru arkadaşlar. Aydınlatma teknolojileri sayesinde fabrikalar geceleri de üretim yaparlar. Doğru arkadaşlar. Şekerin su içerisinde görünmez halde dağılmasına çözünme denir. Doğru. Ses ve ışık bir enerjidir. Doğru. Ampulü icat eden Thomas Edison'dur. Doğru. Gaz maddeler sıkıştırılabilirler. Doğru arkadaşlar. Katı ve sıvılar sıkıştırılamaz. Tuzlu su çözelti değildir. Yanlış arkadaşlar. Tuzlu su çözeltidir. Devam ediyoruz. Çağdaki aydınlanma araçlarının gelişimini geçmişten günümüze numaralandırarak sıralayınız. İlk önce meşale vardı arkadaşlar. Bir, sonra mum, sonra gaz lambası, en son lamba bulundu. Maddeleri saf madde ve karışım olarak ayıralım arkadaşlar. Salata karışımdır. İnşaat demiri saf maddedir. Çorba karışımdır. Limonata karışımdır. Demir tozu saf maddedir. Yine arkadaşlar dereceli silindirdeki suyun seviyesi 40 mililitre olarak ölçülüyor. Bakın şurada 40 mililitre. İçine taş atıldıktan sonra su seviyesi 80 mililitreye çıkıyor. Buna göre taşın hacmi kaç mililitredir? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Son hacimle ilk hacmi çıkarıyorduk. Bu da nasıl bulunuyordu? 80 ile 40'ı çıkarırsak 8'den 4 çıktı 4. 40 mililitre taşın hacmini buluruz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Test sorularıyla. Aşağıdakilerden hangisi ışığa ihtiyaç duymaz? Tünelde çalışan işçi duyar. Öğle vakti yolda yürüyen simitçi duymaz. Zaten güneş ışığı vardır. Maden ocağında çalışan işçi duyar. Kuyu içerisinde motoru tamir eden tamirci duyar arkadaşlar. İkinci soru. Taşları ayırmak için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır? Pilav yapmak isteyen Büşra pirinçlerin içinde küçük taş parçalarını görüyor. Buna göre hangisiyle ayırabilir? Eleme yöntemiyle ayırabilir arkadaşlar. Çünkü pirinç de taş da katı olduğu için eleme yöntemiyle ayrılırız. Üçüncü soruya bakalım. Yukarıdaki verilen maddelerin suya bırakıldığında aşağıdakilerden hangisindeki gibi görünür? Arkadaşlar mantar şişe ve buz suyun yüzünde kalır. Çivi ise batar. O halde baktığımızda mantar şişe ve buz suyun yüzeyinde çivinin battığı hangi şık var? A şıkkı. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir? Doğal hayatı olumsuz yönde etkiler. Doğru. Gök cisimlerinin izlenmesi zorlaşır. Doğru. Enerji israfına neden olur. Doğru. Aydınlanma insanlar için çok önemlidir. Bununla hiç alakası yok. Cevabımız D şıkkı. 5.
Beşinci soru. Aşağıda verilen maddelerden hangisi karışım değildir? Buzlu su karışım değildir arkadaşlar. Şekerli su şekerle suyun karışımı, tuzlu su tuzla suyun karışımı, alkollü su alkolle suyun karışımıdır. Aşağıdaki ışık kaynaklardan hangisi gece kullanılmaz? Arkadaşlar gece kullanılmaz dediği için cevabımız B şıkkı gündüz güneş vardır. Yedinci soru. Kıyafetlerimiz uzun süre güneş ışığında kalırsa renginde değişim olur. Bu değişimin sebebi nedir? Işık enerjisidir arkadaşlar. Işık enerjisi kıyafetlerimizi soldurur. Yine test sorularıyla devam edelim. Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar ses gittikçe kaynağından uzaklaştıkça azalır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Ampul, ateş böceği, halojen lamba. Yukarıda verilen varlıklar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Işık kaynaklarıdır doğru. Canlı ışık kaynaklarıdır yanlış arkadaşlar. Işık kaynaklarıdır cevabımız A şıkkı. Doğal ışık kaynağı değil. Ampul doğal ışık kaynağı olmadığı için. Yapay ışık kaynağı değil. Ateş böceği olduğu için arkadaşlar. Cevabımız ışık kaynaklarıdır A şıkkı. Pirinç, un ve şeker gibi katılar ısıtıldıklarında hangi olay gerçekleşir? Bozulma gerçekleşir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez? Güneşe çıplak gözle bakmak etkiler. Uygun aydınlatılmış ortamda ders çalışmak bu sağlığımızı olumsuz etkilemez. B şıkkı. Loş ışık altında kitap okumak etkiler arkadaşlar. Bilgisayarda uzun süreli oyun oynamak sağlığımızı olumsuz etkiler. Test sorularıyla devam edelim. Aşağıdaki lambalardan hangisi en az enerji tüketir? Arkadaşlar baktığımızda en az tüketen LED lambalardır. Cevabımız A şıkkı. Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar maddenin ölçülebilir özellikleri hacim ve kütledir. Cevabımız C şıkkı. Bir mum yakıp üzerine karton kutuyla örtelim. Bu karton kutunun her neresinden delersek delelim, ışığın dışarı çıktığını görürüz. Bu durum aşağıdakilerden hangisini söylenebilir? Mum doğal bir ışık kaynağıdır. Işığın yayılması için havaya ihtiyaç vardır. Işık her yönde yayılır. Evet, cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar her neresinden delersek delelim ışığın çıktığını görüyorsak nedir bu? Işığın her yönde yayıldığını gösterir. 8. soru. Aşağıdaki ışık kaynaklardan hangisi kendiliğinden ışık yapar? Arkadaşlar yıldızlar doğal ışık kaynağıdır ve kendiliğinden ışık yapar. Ampul, kandil ve gaz lambası bunlar yapay ışık kaynağıdır. 9. soruyla devam edelim. Bir madde ve o maddenin içinde bulunduğu kapla birlikte ağırlığı ne ifade eder? Arkadaşlar bu brüt kütleyi ifade eder. Cevabımız B şıkkı. Çevresine ışık yayan cisimler genel adı nedir? Arkadaşlar çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı ışık kaynağıdır. Cevap A şıkkı. Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu olaya örnek olamaz? Elmanın çürümesi, çikolatanın erimesi, buzun erimesi, suyun buharlaşması. Arkadaşlar A şıkkı elmanın çürümesi mikroskopik canlıların sayesinde olur. Diğerleri ise ısı sayesinde. Buzun erimesi, çikolatanın erimesi, suyun buharlaşması ısı sayesinde olur. Cevap A şıkkı. Hangi seçenekte maddenin 3 hali de bulunur? Buz, su, süt. Arkadaşlar ikisi de sıvı olmaz. Su, sıvı, buz, katı, su buharı, gaz. O halde cevabımız B şıkkı. Süt, yoğurt, peynir. Burada gaz hali yok. Süt, peynir, su burada yok. Cevabımız B şıkkı olacak. Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış yönde ve çok miktarda yapılan ışıklandırma neye sebep olur? Işık kirliliğine sebep olur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir enerjidir doğru. Ses maddelerin titreşmesi sonucu oluşur doğru. Bütün sesler tek bir kaynaktan çıkar yanlış. Ses çevre kirliliği yaratabilir doğru. Arkadaşlar ses kaynakları birbirinden farklıdır. Yukarıdaki görselde verilen sokak aydınlatma yöntemlerden hangisi en doğru aydınlatmadır? Arkadaşlar baktığımızda en doğru aydınlatma 3'teki gibi olmalıdır. Cevabımız B şıkkı. Cam şişe, kağıt, kolonya, yemek atıkları, plastik şişe. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesinin geri dönüşüm ile tekrar kullanılması sağlanabilir? Cam şişe sağlanabilir, kağıt sağlanabilir. Arkadaşlar, plastik şişe sağlanabilir. Kolonya ve yemek atıkları sağlanamaz. Kaç tanesi sağlanabilir? 1, 2, 3 tanesi. Yani cevabımız B şıkkı. 17. soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kütle litre ile ölçülür. Yanlış, kütle eşit kol terazi ile ölçülür.
1000 gram bir 10 kilogramdır. Yanlış, 1 kilogramdır arkadaşlar. Katı maddelerin hacimleri ölçülemez. Yanlış, ölçülebilir arkadaşlar. Hacim litre ile ölçülür. Evet, cevabımız D şıkkı. Hacim litre ile ölçülür. 18. soruya devam edelim. Aşağıdakilerden kaç tanesi karışımdır diyor. Limonata karışım, altın saf madde, reçel karışım, ayran karışımdır arkadaşlar. Kaç tanesi karışımdır dediği için limonata, reçel, ayran 3 tanesi. Cevabımız C şıkkı. Sıvıların ağırlığını ölçerken sıvıyı boş bir kaba koyarız. Daha sonra ağırlığını ölçeriz. Sıvıyı koyduğumuz bu boş kabın ağırlığına ne deriz? Dara deriz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 20. soru. Boş bir kabın ağırlığı 175 gramdır. Yani darası 175 grammış. Bu kabın içerisine bir miktar toz şeker konulduğunda brüt kütle 518 gram gelmektedir. Buna göre şekerin net kütlesi kaçtır? Net kütleyi bulmak için arkadaşlar brüt kütle ile darayı çıkarıyorduk. Yani 518 ile 175'i çıkarırsak arkadaşlar 8'den 5 çıktı 3, 1'den 7 çıkmaz. Buradan bir onluk alıyoruz. 11'den 7 çıktı 4. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 1 çıktı 3. 343 gram. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Arkadaşlar, karışımları ayırma yöntemlerini işaretleyelim. Nikel parçaları talaş, mıknatısla ayırma arkadaşlar. Su, makarna, süzme. Samam, buğday, eleme. Arkadaşlar ikisi katı olunca eleyeceğiz. Biri sıvı, biri katı olursa süzeceğiz. Mıknatısın çektiği maddeyi bulursak mıknatısla ayıracağız. Tahta parçaları çelik bilye, mıknatısla. Demir tozu, kükürt tozu, mıknatısla. İnce kum, kalın kum, eleme. İkisi katı olduğu için. Nohut, kum, ikisi de katı olduğu için eleme. Su nohut, bu süzme arkadaşlar. Biri sıvı, biri katı olduğu için. Mercimek talaş, eleme. Su pirinç, süzme arkadaşlar. Biri katı biri sıvı olduğu için. Tuz demir tozu, mıknatısla arkadaşlar. Mıknatısın çektiği olduğu için. Altın nikel tozu yine mıknatısla ayırırız. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.